köyde temizliği yapılacak diye. Yavaş Kadir'im, arabayı parçaladım. Sönmez bu Mercedes. Parçası kaç para onu biliyor musun? Hadi sen suyu yutana gel. Buruma. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Gülmez. Bugün sizlere yağmur kaydırıcı sprey konusunda hem deneyini yapacağız hem nasıl kullanılır onu tartacağım. Arkadaşlar camı temizledikten sonra spreyimiz bu şekilde camımıza sıkıyoruz. Tam bir bu oluşmasıya kadar. Aracımız üstü de cam tavan. Aynı şekilde uygulamaları biz buraya da yapacağız. Bu şekilde sıktık arkadaşlar. Kullanma tarifinin üzerinde. Araç 80 km hızla giderken silecekleri çalıştırmaksızın olduğu gibi yağmurlar kayacağını söylüyor. Yüreğin bir ürünü. Sonrasında bu spreyi sıktıktan sonra bulaşık süngeri aldık. Yani normal bir sünger de olabilir. Şu şekil arkadaşlar yediriyoruz. Burada süre verilmemiş. Bir müddet beklememiz söyleniyor. Ben şöyle yarıya kadar yapacağım arkadaşlar. Diğer camda nasıl bir fark olduğunu görebilmek için. Gördüğünüz üzere yarıya kadar şu şekil süngerimizi yedirdik. Bir müddet bekleyeceğimiz söyleniyor. Kullanma kılavuzunun içerisinde. Yalnız bunda bir süreç verilmemiş. Ön temizlik, camın temiz olması. Biz zaten önce bir yıkama yaptık. Sonrasında uygulanacak olan bölgeyi güzelce temizledik. Şekli bir cam beziydi. Bu uygulamadan sonra hafif kabarcıklar gidiyor. Yaklaşık bu da 15-20 saniyelik bir beklemenin sonunda. Ben şöyle tekrar daha geçiyorum. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda ben burada söylemiş olduğum gibi cam tavanı da uygulayayım. Bekleme durumu kalmasın. Spreyimizi rahat bir şekilde püskürtüyor. Uzanabildiğim yere kadar. Cam tavanı olan kısım sadece burası. Yan camlarda da aynı şekilde. Şimdi biz ön camımız dediğim gibi bir dakikaya yakın bekledik. Bezimizi bu şekilde alıyoruz. Mikrofiber cam bezi bu. Bu şekilde uyguluyoruz. Bu şekilde bezimizi uyguluyoruz. Şimdi bunun kullanma tarifinde bu uygulamayı bir iki sefer yapmamız söyleniyor. Şimdi biz tek katı çektik bu şekilde. Bir kat daha uygulama yapacağım. Kaç miligram bu? 170 miligramlık. Bir araca fazlasıyla yetişeceğini düşünüyorum. Tekrar biz buraya bekliyoruz. Aynı zamanda yan camları ve tavanda yapmış olduğum uygulamayı.
Bu ön camımız tamamsa tekrar bakayım. Bu ikinci katı yaptık. Ama burada kullanma kılavuzuna söylemiş olduğum gibi bir yere iki kat diye yazmıyor ama birkaç sefer tekrarlayın diyor. Ürün bir ürünü bu. Evet. Bu şekilde uygulamayı tamamladım arkadaşlar. Evet. Son olarak tekrar bezimle bu şekilde geçiyorum. Uygulamamız tamamdır arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir test edeceğiz. Bir yağmur, tabii şu an için hava şartları iyi. Yağmur yağma şansımız yok ama hortumla biz bunu bir test edelim. Durum vaziyeti nedir ona bakacağız arkadaşlar. Biz geçebilir miyiz? Uygulamayı söylemiş olduğum gibi sol tarafa yaptık. Yani aracın benim bulunduğum tarafı sol tarafını yaptık. Şimdi şu şekil bunu deneyeceğiz. Bu şekilde tekrar tutuyorum arkadaşlar. Her iki camın ortasında. Şöyle yapayım. Üstlerden şöyle bir gelsin. Biz yarıya kadar uygulamıştık. Evet. Görüldüğü üzere toplanmalar oluyor. Kanal olarak da. Diğer tarafta tane tane kaldı. Tavan uygulaması. Tavanda da aynı şekil. Tek nokta kanal yaparak bu şekil toparlıyor. Rüzgarın etkisiyle. Rüzgarın etkisiyle tabi burada daha da kalmayacak. Burada 80 km hızla giderken diye konuşulmuş. Yazılmış arka kısımda. Evet. Başarılı bir uygulama. Gene karar size. Bu şekil. Dağılmalar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına bırakmayı. Videomda beğenmeyi unutmayın. Esen kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar gayet iyi bir şekilde kayıyor. İki uygulama yaptık ama gerekiyorsa bir uygulama daha yapacağız. 170 mg'lık bir ürün. Bir araca fazlasıyla yetecektir.